Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik üçgende açının ikinci bölümüne arkadaşlarım. En son bu taktikte kalmışız Goberler. Hemen bakalım ne diyormuş taktiğimiz. Diyor ki soruda 90 dereceyi göreceksin. Bunun yanında bir de 1'e 2 oranını gördüysen diyor, aklına önce muhteşem üçlü gelecek diyor dostlarım. Hemen şimdi başlayalım sorularına, iyice öğrenmeye çalışalım. Bakınız birinci sorumuz ne diyor şimdi? Soruda verilenler bizim için önemli kardeşlerim. İlk iş şu verilenlere bakın. 90 derece vermiş mi? Açı ortay vermiş mi? Kenar ortay vermiş mi? Çünkü bunların hangilerini kaçar tane verdiyse her birine göre soru başlangıcımız değişecek dostlar. Şimdi burada görüyorsunuz soruda bir 90 derece var elimde arkadaşlarım. Hem burada görüyorum hem de şekil üstünde de görüyorum zaten 90 derece mi? Bunun yanına bir de 1'e 2 oranı görüyorum kardeşim. O zaman biz ne dedik? Bu ikisini gördüğünüz her soruda muhteşem üçlü gelecek ilk önce aklımıza. Şimdi muhteşem üçlü neydi dostlar? Hipotenüse kenar ortay indireceğim. Şimdi dikkatli olun yalnız burada. Bu adamın hipotenüsü neresi? Bakın 90 derece buranın tamamı. 90 dereceyi oluşturanlar A, B, A, C. Yani B, C bizim hipotenüsümüz. O halde BC'nin tam ortasına şöyle göz kararı ortasına doğru indiriyorum kenar ortayımı. Hadi buraya da F diyelim. İşte AF benim kenar ortayım. Ne yapacak? Hipotenüsü bir kere ikiye bölecek. Şurayı şöyle gösterelim. Ve kendisi de eşit olacak dedik. İşte muhteşem üçlüyü konuştuk. Şimdi şu oranı da yerleştirelim. BC AD'nin iki katıymış. Yani sen AD'ye K dediğin takdirde BC 2K olacakmış. Bu da K. Bu da K. Muhteşem üçlüden bu da K oldu. Bakın burada da bir ikizkenar çıkarttık dostlarım. İşte sorunun zor kısmı burasıydı kardeşim. Bundan sonrası götü boklu üçgende açı yapacaksın dostlar. İşte eşit açılara aynı şeyi ver. 180'e eşitle falan filan. Hadi gel yapalım onu da. Burası da 74 olacak. 74 ise şurası 106 olacak. Bildiğin her şeyi yaz artık şimdi. Bundan sonrasında oyna. İstediğin gibi yap. 106 ise şu iki eşit açıya 74 kalacak diyelim. Şöyle gösterelim hepsini. Toplam 74. Hatta 2'ye böldük. 37, 37 yaptı bunlar. Şuraya gelelim. 74, 74 daha 148. Şuraya da 32 kaldı diyelim. Buranın tamamı 90. Toplayalım şunların ikisi. 69 yaptı kardeşim. 90 olabilmesi için 21 mi kalması gerekiyor x'imize de. Paketledik gitti arkadaşlar. Yani şu muhteşem üçlüyü yaptıktan sonrasını çok umursamayın. Siz zaten orayı toplayıp çıkartıp bir şeyler yapıp yavaş yavaş bulacaksınız zaten kardeşim. Burada zor olan kısım ilk adımı atmaktır. Başlangıcı yapmaktır. O da muhteşem üçlüymüş. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Hadi buna bakalım. Çok benzer bir soru dostlarım. Şimdi burada da verilenlere bakıyorum. 90 derece vermiş bana. Bir yazıyorum buraya. 90 derece var. Artı bir de alfa 2 alfa vermiş dostlar. Yani bakın açılar arasında 1'e 2 oranı vermiş bana kardeşim. Ne demiştik? Muhteşem üçlü yapacaksın. Kardeş bu soruyu sormamdaki amaç şu dostlarım. 1'e 2 oranı dediğin oran illa kenarlar arasında olacak diye bir kural yok. Açılar arasında da varsa senin aklına önce muhteşem üçlü gelecekmiş. Hadi gel burada muhteşem üçlümüzü çakalım. Bak dikkat et, hipotenüs dediğin yer yine BC kardeş. O zaman BC'nin şöyle göz kararı ortasına bir kenar ortay indirdim. BC toplam 30 birim. 30'u 15. Burası da 15 olacak. 11. Kendisi de 15 olacak şekilde muhteşem üçlümü yazdım. Sonra şuradaki şu kenar ortaydan dolayı alfa ise buraya da alfa yazdım. İki iç açının toplamı bak bu açıyla bu açının toplamı üçüncünün dışına eşit. Yani şuraya eşit. O halde buraya da iki alfamı yazdım kardeşim ki zaten soru da bitti. Bak burada ne çıktı karşına? İkiz kenar üçgen. Demek ki x dediğim amcam da 15 olacak. Denizli'den geldi cevabımız dostlarım. Evet. 3 numaraya bakıyoruz. Bakınız yine 90 dereceyi gördünüz. Burada 90 derecemiz mevcut. Yanına 1'e 2 oranını da burada gördük. Hiç düşünmüyoruz artık. Muhteşem üçlüyü çakıyoruz Goberler. Hemen çakalım.
90 derecenin neresi olduğuna, hipotenüsün neresi olduğuna mutlaka her soruda dikkat edin arkadaşlarım. Bakın DC bu sefer hipotenüsümüz. Dolayısıyla DC'nin şöyle tam ortasına bir F noktası diyelim buraya. Kenar ortayı indirdik. Muhteşem üçlümüzü gösteriyorum. İkiye böldü, kendi de eşit oldu dedim. Şimdi şu oranı da yazalım. DC AB'nin iki katıymış. AB'ye K dediğimde DC 2K olacak. O halde bu da K, bu da K, bu da K ve muhteşem üçlü buraya da eşit geldi görüyorsunuz dostlarım. Bu da K geldi. Şimdi sonrası artık çocuk oyuncağı. Bundan sonrası basittir. Hadi gördüğümüz şeyleri yapalım. Şimdi şu alfa ile 18'in toplamı iki iç açıdır bunlar. Şu üçüncü açının dış kısmına eşit olacaklar. Yani burası alfa artı 18 gelecek. Peki şurada bir ikiz kenarımız var kardeşim. O halde hocam burası da kesinlikle alfa artı 18 gelecek. Bunu da yazalım. Bak bir işe yarayacak mı yaramayacak mı? Buradan değil, istersen başka yerden de çözebilirsin soruyu. Sonra şunla şu. KK ya bunlar ikiz kenar. O halde buraya da alfa yazalım. Mesela buradan sonrasında şunların ikisine alfa bölü 2 yazabiliyorsun. Alfa bölü 2, alfa bölü 2. İstersen buradan yürü. Ama ben şunu gördüm. Şu üçgeni yakaladım dostlarım. Sen istersen şu ABF üçgenini yakalamış ol. Topla 180 eşit. Hadi toplayalım. Alfa, alfa, alfa. 3 alfa var. Artı 18, 18'den 36 var. Eşittir 180. Hemen 3 alfa eşittir 144 olur. 3'e böldüm. Alfa 48 çıktı. Ceyhan'dan geldi cevabımız dostlarım. Evet, bir tane daha koymuşuz. Bakalım bu ne diyor? Yine 90 derecemizi görüyorsunuz şurada. BD ile de AC arasında 1'e 2 oranı var. O zaman muhteşem üçlü yapılacak. Şimdi AC'ye K diyorum. BD dediğim uzunluk 2K olacakmış arkadaşlarım. Muhteşem üçlümüzü de yapalım. Şöyle hipotenüsümüzün neresi olduğuna dikkat edin. Hipotenüsü şöyle 2'ye bölelim. K, K diyelim. Muhteşem üçlüden bu da K oldu. Ve bakın bununla da bu ikiz kenar çıktı dostlarım. Şimdi şu ikiz kenarı kullanalım önce. K, K demiş. Alfa ise burası da alfa. Şimdi şu ikiz kenarı kullanalım. Bununla bu. K, K demiş. 20 ise burası da 20. Bakın soru bitti. 2 alfa ile 20'nin toplamı 180. Demek ki 2 alfa 160. Alfa 80 olacak. Sorumuzun cevabı 80'miş dostlarım. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. Bakınız burada da bir muhteşem üçlü direkt verilmiş dostlar. Öyle 1'e 2 oranı aramanıza da çok fazla gerek yok. Hani burada da yok mesela 1'e 2 oranlı bir soru. Şurayı görüyorsunuz. Dik açıdan inmiş bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşit. Onun için de şurada gösterelim. Dik açıdan bir doğru inmiş hipotenüsün bir parçasına eşit olmuş. Bunu gördüğünüz zaman kesin muhteşem üçlü. Çünkü sadece kenar ortay hipotenüsün bir parçasına eşit olacaktı. Dolayısıyla bununla bu da eşit geldi. Yani ben buraya da tık tık simgesini koydum. Şimdi demek ki şu ikiz kenardan şunların ikisinin eşit olmasından buraya da x yazabilirim. Şu ikiz kenardan buraya 36 yazabilirim. 90'dan 36'yı çıkarttım kardeşim. 54 kaldı, buraya yazalım. Yine ikiz kenar, buraya da 54 çakalım. Başka ne vermiş? ABE'yi 84 vermiş. ABE şu açıyı toplam 84 vermiş. O halde buraya 30 kaldı. Bunu yazalım. İkiz kenarın tepe açısı 30 ise 150 kalıyor diğer ikisine. 75 75 paylaşıyorlar arkadaşlarım. Cevabımız 75'miş dedik. Yapıştırdık. Gitti gobeller. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi geldik buna. Bakınız burada da muhteşem üçlüyü kendisi vermiş yine bize. Şu üçünün eşit olduğunu görüyorsunuz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bir doğru inmiş. İndiği kenarı ikiye bölmüş. O zaman kenar ortay. Ve kendisi de eşit olmuş. Bunu yapan tek doğru, tek kenar ortay hangisiydi? Dik açıdan inen kenar ortaydı. Muhteşem üçlüyü böyle bastıra bastıra birinci videomuzda anlatmıştık arkadaşlarım. İlk videomuz olmazsa olmaz geometri taktikleri dediğimiz videoda anlatmıştık. Dolayısıyla şimdi ben artık buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Şimdi bundan sonrasında bir sürü değişik yollarla çözebilirim soruyu ama en basit yöntem bumerang yöntemi arkadaşlarım. Şu bumerangı hatırlarsanız bakın ne demiştik burada? İçerideki 3 açının toplamı şöyle A, B ve C'nin toplamı dışarıdaki açıya eşit olacak. Yani X'e eşit olacak A, B, C'nin toplamı. O halde 50, 15 daha
65, x ile toplayınca 65'i 90'a eşit olacak. Bu durumda x ne çıkması lazım? 25 çıkması lazım Goberler. Evet, 7 numaraya bakıyoruz. Hemen şurada da gösterelim. 90 derecemiz burası da var ve bakınız arkadaşlarım, şurada 1K dediğim yer var. Hipotenüs ise 2K. Şurası da 2K. Yine K, K. Yani 1'e 2 oranı aslında bu soruda da mevcut. O halde ben hemen buradan şuraya indiriyorum ve muhteşem üçlümü gösterip buraya da K diyorum. Dolayısıyla şu X ise ikiz kenar üçgenden artık burası da X oldu değil mi? Şu K ile bu K'nın eşit olmasından dolayı. Sonra 58, bakın bu K ile bu K eşit olduğu için ikiz kenar üçgen burada 58 oldu. Burası toplam 90 artı 58 geldi. Yani 148 geldi orası arkadaşlar. Tepe açısı 148, X var, X var. Yani bir de 2X var dostlar. Eşittir 180. O halde 2X'in 32 olması gerekir. X'in de 16 olması gerekir dedik. Güzel, zor bir soruymuş bu da bu arada. Evet, geldik başka bir taktiğe dostlar. Ne diyor? Soruda 3 eşit kenar var ve bu eşitliklerin bir harfleri ortak ise, işte buradaki gibi, yani görüyorsun AB, AC, AD, her birinin birer harfi ortak A. Yani bir noktadan çıkan, şöyle A gibi noktadan çıkan AB, AC, AD gibi 3 doğru var. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Bunu gördüğünde cevap ya yarısı, ya kendisi, ya da iki katı olurmuş. Zaten şıklarda da biri olur. Hadi bakalım. Bakınız burada mesela AB, AD, AC'ye eşit. Hepsinin birer harfi eşit mi arkadaşlarım? Eşit. O zaman A kaçtır diyor. Şimdi 20 verilmiş bize. Cevap ya 10, ya kendisi 20, ya da iki katı 40 olacak arkadaşlarım. Şıklarda hangisi var? 40 var. Paketledik gitti dostlarım. Geçiyorum. Bakın burada da aynı şekilde. Görüyorsunuz bir noktadan, Denizli'den çıkan 3 tane doğru birbirine eşit verilmiş. Tabii ki bu soruların ben burada kalemsiz çözümünü gösteriyorum arkadaşlarım, pratik çözümünü. Ama tabii ki normal çözümleri de mevcut bunların. Şimdi ne diyor burada da bize? ABC açısının ölçüsü. Bakın 144 verilmiş. Ya yarısı, ya kendisi, ya iki katı olacak. Yarısı var şıklarda. İşaretledim, geçtim. Var mı bir tane daha? Yok. Yeni taktiğimiz eşkenar üçgen oluşturma taktiği arkadaşlarım bu. Şunu çok sık göreceksiniz dostlar. İki tane doğru birbirine eşit uzunlukta iki doğru kesiştiği yerdeki açı, bir açı oluşturuyorlar 60 derece. Bunu gördüğünde diyorum ki işte şu kırmızı çizgiyi çiz. Yani bu eşit olan doğruların uçlarını birleştir. Sen bu şekli eşkenar üçgene tamamla. Tabii ki şuradaki 60'ları unutmayacaksınız dostlarım. Ve bunu yaptığınızda yeni bir ikiz kenar çıkacak karşınıza. Göreceksiniz şimdi sorularda da. İşte ilk örneğimiz. Bakınız şurada görüyorum 60 var. İki kenarım da birbirine eşit. 60'ı oluşturan iki kenar eşit. Hemen bu kenarların şöyle uç noktalarını birleştiriyorum. Ve ikiz kenar üçgenime hazır oluyorum. Bakın burada bir eşkenar çıktı. Burada 60. Burada 60. Şurasına 40 kaldı. Yeni bir ikiz kenar çıktı. Gördünüz mü dostlarım? Bunlar ikiz. O zaman burası da x, tepesi 40 ise 140 kalır. 70-70 paylaşırlar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Ben olsam sizin yerinizde burada videoyu bir durdururum. Kendim çözmeye çalışırım arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacağız. Yine şuradaki ikiz kenarı görüyorsunuz. Eşit kenarları ve aralarındaki açı 60. Hemen uç noktalarını, yani A ile C'yi birleştiriyorum. Diyorum ki bu da eşkenara döndü. 60-60'ı yazdım. Şurada bir ikiz kenar çıktı karşıma. O halde burası da 70. 70-70-140'tan burası 40. Bakın alfa toplam ne oldu? Edirne geldi Goberler. Bir tane daha koymuşuz. Bakın burada 60'ı görmüyoruz ama önce şu 80-40 daha 120. Şu üçüncü açıyı ben yazdığımda 60'ı şimdi buldum. 60'ı oluşturan iki eşit doğrunun uç noktaları da Bursa ile Denizli. Hemen birleştirdim bunları. Eşkenar üçgen oldu, attık. Buna da tık tık koydum. 60'ları yazdım. Şuraya 20 kaldı. Ve bakın bu ikiz kenardan da soruyu çözeceğim şimdi. Şurası da x geldi dostlarım. 20 ise 160 kaldı 2x'e. 80-80 paylaştılar dostlar. Evet, yeni bir taktik. Soruda bir ikiz kenar artı
eşit iki uzunluk var ve en önemlisi farkları 60 olan iki açı varsa aklıma taşıma yöntemi gelecek. Şimdi zor bir sorunun çözümünü öğreneceğiz dostlarım. Taşıma yöntemiyle yapılan soruları göreceksiniz şimdi burada. Neymiş taşıma yöntemini ne zaman yapacakmışız biz dostlar? Soruda bir kere ikizkenar olacakmış. Eşit iki uzunluk olacakmış bunun yanında. Ama bunların dışında, bunların genelde her soruda işte ikizkenar üçgen görürsün. Eşit iki uzunluk, aha az önceki sorularımızda da vardı ama bunların yanına en önemli olanı farkları 60 olan iki açı görecekmişiz dostlarım. İşte farkları 60 olan iki açı varsa taşıma yöntemi yap diyor. Şimdi nedir taşıma yöntemi, nasıl yapılır gösterelim dostlarım size burada. Bakınız şimdi sorumuza. Eşit iki uzunluk var mı? Bunlar da eşit hocam, tek çizgi tek çizgi. Bunlar da eşit hocam, tek çizgi tek çizgi. Evet, eşit iki uzunluk var. Geç. Bu zaten her soruda olan bir şey. İkizkenar üçgen var mı? Evet, bakın şu küçük üçgen de ikizkenar. Şu büyüğü de ikizkenar kardeşim. İkizkenar da var. Bunlar çok belirleyici değil arkadaşlar. Bunlar olacak. Ama bunun yanında bakın iki açı vermiş. 73 ile 13. Bunların farkları 60. İşte diyorsun ki bu soruda ben taşıyacağım arkadaş. Peki neyi taşıyacaksın hocam? İşte en küçük ikizkenar üçgeni, bakın burada en küçük ikizkenarım bu. Bu üçgeni tutacağım. Hani şu üçüncü kenarı tık tık ya. Burada da bir tık tık var. Bunun üstüne yapıştıracağım üçüncü kenarı. İster şöyle yapıştır. Şöyle. Dışarıdan yapıştır yani. Şu üçüncü kenarla şu AB ile AC'yi üst üste yapıştırdım, kopyaladım, buraya yapıştırdım. İstersen de içeriden yapıştır. Dostum, biri sana soruyu daha kolay çözdürür. O yüzden deneyerek bulacaksın tabii ki bunu. Ben ilk önce hep içeriden yapıştırmayı tercih ediyorum. Şimdi neden olduğunu da göreceksiniz arkadaşlarım. Daha iyi anlayacaksınız. Şunu bir çizelim. Şimdi bunu getirdik, buraya yapıştırdık ya. Bu kenar, bu kenar buraya geldi. Bir de şu 13 dediğimiz açı, burası da 13. Tabii ki bu da 13. Tabii ki bu da 13 ikizkenardan dolayı. Bak 73'tü, 13'ü buraya yazdım. Burasına ne kaldı? 60 derece kaldı. İşte neden içeride yapıştırdığım sorunun cevabı burada. Dışarıdan yapıştırırsam şöyle olsaydı kardeşim, dışarıdan yapıştırdığımda 13 buraya geliyordu. Buranın toplamı kaç oluyordu? 86. Hani bizim için özel bir açı değil, 86. Zaten birbirinden çıkartacağız, farklarını bulacağız şekilde. Niye 60 derece diyoruz ki, farkları 60 olan arıyoruz özellikle? İşte bu sebepten. Burada bir eşkenar üçgen çıkartmak için yapıyoruz kardeşim. O yüzden dışarıdan yapıştırmadık. Tamam mıdır dostum? Şimdi gerisi kolay. Hatta farklı bir renk alayım ben. Şimdi bu 60'ı ve 60'ı oluşturan iki kenarın eşit olduğunu görünce ne yapıyorduk? Hemen şurayı da birleştirdim. Eşkenara tamamladım. Bu da 60, bu da 60'tır dedim. Bak burada da bir ikizkenar çıktı. Şimdi şurayı da konuşalım. 13, 13 daha 26. 180'den 26'yı çıkarınca 154 kaldı. Bunu da yazalım. 154, 60 daha 214. 214. Şimdi 360'dan çıkartacağım. Şu açıyı bulacağım arkadaşlarım. 214'ü 360'dan çıkartalım. Ondan 4 çıktı 6. 5'ten 1 çıktı 4. 146'ymış şurası. Bunu da yazdık. Şimdi 146 ise 34 kalıyor şu eşit iki açıya. 34'ü de 17 17 yazalım buraya. Bunu da yazmış olduk. Bak şurayı sorsaydı cevap 30. Mesela bize x'i soruyor. Şimdi şu 154 ise burası da 154 oldu. Onu da söyleyelim de. Şimdi şurayı bulacağız arkadaşlarım. Şu açıyı. Hepsinin toplamı 360'a eşitlenecek. 154, 60 daha 214. 214'ün üstüne 17 daha ekleyeceğim. Şurada da bir 17 var. Toplayalım. 7, 4 daha 11. Elde var 1. 2, 3. 2. 231 yaptı. Hemen 360'dan çıkartalım, x'i bulalım. 231'i çıkartıyorum. Galiba 129 mu kalıyor dostlarım? Cevabımız Bursa'dan geldi dostlar. Evet, güzel sorudur. Hadi bir tane daha yapıyoruz. Bakın yine meşhur bir sorumuz. Bu sefer kare sorusu şeklinde gelmiş. Şimdi verilenlere bakalım. 15 var. Hocam burası da 15. Hatta burası 90 olacak, 75. Bak ikiz kenar var mı? Var. Şimdi karenin bu kenarı bu kenarına eşit. Eşit iki kenar var mı? O da var. Peki farkları 60 derece olan iki açı var mı? Evet, 75 ile 15.
O zaman biz bu soruda taşıma yapacağız. Şu üçgeni alacağız, getireceğiz, taşıyacağız dostlarım. Peki nasıl taşıyalım öğretmenim? Dışarıdan mı şöyle, şuraya mı taşıyalım yoksa içeriden mi? Bence yine içeriden. Neden öğretmenim içeriden? Çünkü şu 15'i bakın. Bu durumda şuraya getirmiş oluyorsunuz. 75-15'ten şuraya da 60'ı yazabiliyorsunuz dostlarım. O yüzden bu ikizkenar üçgeni getirdik, buraya taşıdık. Şurası da 15'tir diyelim. 15-15-30. Şurası 150'dir diyelim. Ve şimdi eşkenarımızı oluşturalım. Şurada eşkenar çıkıyor kardeşim. Artık gerisi hep aynı. Buraya da 60'ı yazdım. Burası da 60'tır dedim. Şurada 150, 60 daha ne yapıyor? 210. 210 ise şuraya da 150 kalıyor dostlarım. Yine ikizkenar çıktı. 15-15'te buraya yazdım. Nereyi soruyorsa artık. X'i soruyor. 15-15-30'u paketledik dostlarım. Evet, geçiyorum 3 numaralı sorumuza. Bakın yine benzeri, işte ikizkenar üçgen, işte birbirine eşit iki kenar ve farkları 60 derece olan iki açı. O halde taşımayı yapalım. Şu üçgeni alıyorum, buraya getirip taşıyorum. Şöyle içeriden taşıyorum ki 5 derece şuraya geldiğinde 65 ile 5'in farkı 60 olsun diye. Şu araya da 60 kalıyor artık. Hemen eşkenarımı oluşturuyorum. Bu da eşittir deyip 60'ları yazıyorum buraya dostlarım. Sonra 5 ise şuraya da 5 derece. Toplam 10. Şuraya 170 kaldı diyorum. 60 da burada var. Toplarsanız 230 yaptı. 130 buraya kaldı. 130 ise 50 kaldı şu eşit açılara. 25. 25 de bunları yazdım. Ne geliyor alfa? 30 derece mi çıkıyor cevabımız? Evet. Yeni bir taktik. Dörtgende açı sorusu görünce birinci ya normal dört, şimdi üç çeşidi var diyor arkadaşlarım. Bir dörtgende açı sorusuyla karşılaştın diyor. Karşına dörtgende açı çıktı. Bu dörtgenler konusunda sık sık çıkacak bunlar karşımıza ama biz çoğunu üçgende açıyla çözeceğimiz için burada da gösteriyoruz. Bir, ya normal dörtgende açıdır. Sen bunu zaten o verilen açıları böyle yerleştirip toplamları 360 yaptığında zaten çözersin bu soruyu. Ama baktın dörtgende açı bilgisi yetmiyor. O zaman şuna dikkat et diyor sana. İkinci olarak kirişler dörtgeni olabilir diyor. Peki bu ne demek hocam, kirişler dörtgeni olması demek ne demek? Onu da şöyle anlayacaksın kardeşim. Karşılıklı açılarının toplamı 180 ise burada kirişler dörtgenidir diyeceksin. Ve kirişler dörtgeni özelliğinden, yani çember kullanarak çözebileceksin soruyu. Üçüncü olarak da dış teğet çemberin merkezi vardır. Bunu nereden anlayacağız hocam? Açıortaylardan. Açıortaylara bakacaksınız. Açıortaylar var mı diye bakacaksınız. Soruda açıortaylar böyle gözüne soka soka da verilebilir. Ama kesinlikle hiç burası açıortaydır demeden de verilebilir. Sen ilk önce açıortay var mı diye bakacaksın. Şimdi bak, sorularda daha da iyi anlayacaksın birazdan. Şimdi soruya bakalım. Şimdi bir dörtgende açı sorusu değil mi arkadaşlar? Bunu 100 kişiye sor. 100'ü de buna üçgende açı demez. Ama bakın şimdi üçgende açı sorusu çıkacak halbuki. Şimdi dörtgende açı sorusu, diyorsun ki hocam ben bildiğim şeyleri bir yazayım. E yazalım aslanım. Bak normal hiç böyle açıortaymış, kirişler dörtgeniymiş düşünmüyorum. Şimdi 60, 50 daha 110. Hocam şuranın tamamı 70'tir. Eyvallah koçum. Şuraya gelelim. 60, 65 daha 125. Hocam burası 55'tir. Tamamdır koçum. Başka da gitmiyor arkadaşlar. Bakın bundan bir adım öteye ilerlemiyor. Yani dörtgende açı bilgim yetmiyor buraya. Hiç burada kaldım. Şimdi neye bakacaktım? Kirişler dörtgeni mi diye bakacağım. Şimdi tabii daha çember falan işlemediğimiz için şu anda kirişler dörtgeni olmayacak ama siz tabii ki bu sınavlarda, deneme sınavlarında kirişler dörtgeni mi diye de bakacaksınız. Nereden anlayacaktık kirişler dörtgeni olup olmadığını? Karşılıklı açılara bakacaksınız. 70 ile 55'i toplayın. 180 yaptı mı? Yapmadı. Ya da diğer ikisini de toplayabilirsin ama birini toplamanız yeterli. Karşılıklı bir tanesinin toplamı 180 ise bu kirişler dörtgenidir. Hemen çember çizip çözeceksiniz. Çemberden çözülecek sonrası. Peki üçüncü olarak neye bakıyorduk hocam? Aslında bence ilk bakmanız gereken şey açıortay var mı? Bak dostum, burada 60-60 demiş ama böyle bastıra bastıra vermez sana açıortayı. Sen şuna bakacaksın. 50-65 daha 115. Şu üçüncü açıya ne kaldı? 65. Bak
Benim şu DC dediğim doğru meğersem neymiş? Bir dış açı ortaymış. D'nin dış açı ortayı. Hadi gel şunu da gösterelim. 60-60 buraya ne kalıyor? Bu da 60 hocam. Bak bu ne çıktı? BC dediğim doğru da B'nin dış açı ortayı çıktı. Peki bu C noktasına biz ne diyorduk? İki dış açı ortayın kesiştiği noktaya dış teğet çemberin merkezi diyorduk arkadaşlarım. Ve buradan bir dene geçmek zorundaydı iç açı ortay. Tabii ki A'nın da iç açı ortayı geçecek buradan arkadaşlarım. O halde burası da mecburen X olacak. 70'i bulmuştuk. 35-35 paylaştırdık dostlarım. Hadi gelin bir tane daha vardır eminim. Şimdi buna bakıyoruz dostlar. Bakalım bu ne diyor. Şimdi öncelikle şurada eşit açılar var. X, X diyelim. Bak burada bir 60-60 var. Gel şunu şöyle dışarıya doğru uzatalım. Buranın da 60 olduğunu söyleyelim. Bak burası şu adam dış açı ortay oldu. C'nin dış açı ortayı. Peki şuna bakınız. D'nin de iç açı ortayı geldi buraya arkadaşlarım. D'nin de iç açı ortayı çıktı buradan. Bu da iç açı ortay. O halde ne oldu şimdi Bursa noktası? Bir dışla bir için birleştiği yer dış teğet çemberin merkezi. Demek ki şu A'dan geçen bu doğruda bir dış açı ortaydır deyip X'i buraya yapıştırıyorum. Şimdi şöyle de bir kuralımız vardı hatırlarsanız dostlarım. Bir dışla bir için oluşturduğu şu açı kullanmadığımızın yarısıydı. O halde burası da 2X olacak. Ve bakın şu 4X'in toplamı 180. O halde X 45. Hemen 45'lerimi yazdım buraya. Burası da 45. 60, 45 daha 105. Şuraya 75 kaldı. Alfa da 75 çıktı bile çoktan arkadaşlarım. Bakın bu kuralı unuttuysanız tane tane anlatmıştım. Birinci videomuzda olmazsa olmaz geometri taktiklerinde bunları hep kullanacağımız için orada ta en başta anlatmıştık. Lütfen o videoyu bir kez daha izleyin gerekirse. Evet. İşte üçüncü sorumuz. Bakın burada zaten direkt kendisi vermiş bağıra bağıra. Diyor ki C'nin dış açı ortayını verdim. B'nin de iç açı ortayını verdim. O zaman bu Denizli noktası dış teğet çemberin merkezidir. A'nın da dış açı ortayı geçecek. Çünkü iki dış bir iç geçecekti kardeşim. O halde bu da dış açı ortay oldu. X, X. Sonra şu dış ile şu için oluşturduğu açı 24. Bakın C ile B'nin oluşturduğu dış ve içi oluşturduğu açı 24. Kullanmadığım A. Bu A'nın yarısı olacaktı 48. Burası 48 ise 2X'e 132 kalır. 66-66 paylaşırlar 132'yi 2X. Evet geldi sıra yeni nesil sorulara. Arkadaşlar burada da duralım. Videomuzu burada da keselim. Bunu da 3. videoda çözelim bu soruları da kardeşlerim. Burada durmuş olalım şimdilik. Evet kardeşler öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.